Şimdi gelelim bugüne. Zelenski ile konuşan Biden savaş tarihi verdi. Bu görüşmenin ikinci detayları Beyaz Saray'dan gelmeye başlayınca hepimiz şaşırdık. Amerikan Başkanı Biden daha önce kameraların karşısında basın mensuplarına Putin'in ne zaman saldıracağına dair tahminlerini söylemişti. Saldıracak demişti, hatta çok net konuşmuştu. Bu kez de Zelenski ile konuşurken ona Putin Şubat'ta senin topraklara bir askeri operasyon yapacak, böyle düşünüyoruz dedi. Şimdi bunun üzerine dünya ajansları bunu abonelerine servis ettikten belli bir süre sonra bu kez Kremlin bir açıklama yapma gereğini duydu. Belli ki Putin Dışişleri Bakanı Lavrov'u görevlendirdi. Çık dedi, konuş. Çünkü Biden savaş tarihi veriyor. Dolayısıyla da Kremlin'in bir şey söylemesi lazım. Lavrov dedi ki durun bir dakika, biz savaş falan istemiyoruz. Öyle bir niyetimiz yok. Ama o amalarımız eğer, o çekincelerimiz, o sıkıntılarımız ve beklentilerimiz giderilmezse nokta nokta bir de ama koydu. Putin'i işaret etti. ABD Başkanı Biden savaş için tarih verdi. Rusya savaş olmayacak dedi. Ukrayna-Rusya krizinde sınırda eller tetikte bekleniyor. Diplomasi kanadında da yoğun trafik sürüyor. Peş peşe önemli açıklamalar geliyor. Sahneye önce ABD Başkanı Biden çıktı. Ukrayna-Rusya savaşı için tarih verdi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var dedi, Zelenski'yi uyardı. Bu telefon konuşmasının ardından bu kez sahnede Kremlin göründü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuştu. Kriz bir anda başka bir seyir kazandı. Lavrov, Ukrayna ile savaş olmayacak dedi. Lavrov açıklamasının devamında Kremlin'in çekincelerine vurgu yaptı. Çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Rusya savaş istemiyor, ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun güvenlik önerilerine nasıl yanıt verileceğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek. Dışişleri Bakanı Lavrov ABD yaptırımlarına da değindi. ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek ifadelerini kullandı.